Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel modelimiz öreceğiz modelimizle yazlık bluzlar yelekler ceketler bebek örgüleri bataneler yapabilirsiniz gayet güzel duracaktır örüldüğü her yerde şık görünecek bir çalışma arkasını çevirip baktığımızda arkasında da aynı güzelliği görmekteyiz iki yönüyle de bir sırada ön yüzden bir sıra arka yüzden modelimizi uyguladığımız için her iki yönüyle kullanılabilecek bir çalışma Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım kolay gelsin yeteri kadar zincirimizi çektim şimdi ilk başlangıçtaki kutucuk için elimi tutuyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4, 5 ve 6. 6. 6 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Elimi tuttuğum yere batıyorum. İkili trabzan örüyorum. 1 ve 2. 1, 2, 2 zincir çektim. 1, 2, 3. batıyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tekrar iki tane zincir tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü zincire batıyorum. Bir, iki zincir, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçe batıyorum. Eliniz sıkıysa üç zincir çekip e, yukarıda, altta da dördüncü zincire batabilirsiniz kafeslerimizi hazırlarken. Tekrar bir ve iki, bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncü zincire batıp. Iki defa da kapatıyorum 1 2 1 2 1 atladım iki atladım 3 batıyorum 1 2 3 batıyorum bütün zincirlerimize kafeslerimizi bu şekilde örelim kafeslerimizi tamamladım 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 örgümün yönünü çeviriyorum. Bir defa tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane kutucuğu örüyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. İlk kafesin içerisine tığımın başını dolamadan batıyorum. Buraya sık iğne ile kilitliyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. 1, giriyorum. 2, Geliyorum. 3. 3 defa bu kilitleme işlemini yapıyorum. Trabzanın üzerine batıyorum. Bir tane de buradan kilitleme işlemi yapıyorum. 4. 3 tane de diğer kutu içerisinde aynı işlemi tekrar ediyorum. 1. 2. Ve 3. Toplamda 7 defa bu işlemimizi yaptık. Bir tane ilmeğimizi yürüttüğümüz 2, 4, 6, 7. 3 kutucuğun birine 3 kutucuğun birine bir de tam ortadaki trabzanımızın tepesine battım hepsini aynı anda kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip tığımın başını bir defa doluyorum ve trabzanımın üzerine batıyorum ikili trabzan şekliyle örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip yine aynı işlemimi burada da yapıyorum giriyorum 1 kilitliyorum 2 3 trabzanımın üzerine batıyorum tam 4 5 6 7 3 tane de bu kutucuğumuza doldurdum tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını dolayıp trabzanımın üzerine batıp ikili trabzanımı örüyorum. Yine 3 zincir. Tığımın başını dolamıyorum. Direkt giriyorum. 1 Giriyorum. 2 Ve 3 Trabzan üzerine batıyorum. 1 Diğer kutucuğa yine 3 defa önce kilitleyip sonra uzatıyorum. Kilitleyip uzatıyorum kilitleyip uzatıyorum. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum. 1 2 3 Modelimizi sona kadar kurdum. En son trabzanımı ördüm. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum. 2 defa da alıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 çeviriyorum. Tığımın başını dolayıp hemen trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp modelimin tam ortasındaki kapanma yerine geliyorum. 1 tane trabzanımı örüyorum. Yeniden 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Sıramın başını doluyorum. Bir önceki sırada trabzan olan yerin hem sağından hem solundan girerek buradaki işlemimi tekrar ediyorum. Zincirimi çektim. Giriyorum. Başını dolamayalım. Bir. 2 modelimiz kaydırmalı 3 3 tane ördükten sonra dördüncü trabzan üzerine batıp uzatıyorum diğer tarafa da 3 defa aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum, kapatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3. Tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada toplamış olduğum yeri tepe noktasına girerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar 1 2 3. Tığımın başını dolamadan hemen ilk yuvaya giriyorum. 1 2 3. Ortaya batıyorum, uzatıyorum. Aşağıda kilitleyip uzatıyorum. 1 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde kaydırmalı bir biçimde modelimizi ilerletelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Alt sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Üst sırada ise 2, 4, 6. En son kafesimize kadar ördüm. Yine 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Kenardan batıyorum. 1, 2. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Örgümü çeviriyorum tığımın başını dolayarak toparlamış olduğum yerin tepe noktasına batıyorum ve ilk sıramızdaki kurmuş olduğumuz gibi kurmaya başlıyoruz 1 2 3 bakınız ilk sıradaki yerine geldim 1 kaydırma olduğu için 2 3 tepeye batıyorum 4 3 tane diğer tarafa 1 2 3 tek seferde çekiyorum kapatıyorum 1-2-3 tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Modelimin üzerine geliyorum. İkili trabzanla örüyorum. 1-2-3 batıyorum. Batıyorum. 3 defa aldım. 4. trabzan üzeri. Tekrar 1-2-3 1 kapadım. 1-2-3 Evet. İlk sırada kurduğumuz şekliyle modelimizi yeniden kurduk. Bu şekilde kaydırarak biraz büyütelim. Bir çalışmamızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Örmek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar dilerim. İşleri güçleri rast gelsin inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. mutlu kalın.